Hangi alanda olursa olsun, niteliksiz eylem sonunda tam bir çöküşe yol açar. Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamızda sizlerle büyük düşünce ve sanat insanı Johann Wolfgang Goethe'nin sözleri üzerine düşüncelerimi beyan edeceğim. Zaten hepiniz bu ismi tanıyorsunuz. Gerek edebiyat dünyasında gerekse felsefe dünyasında ismi çok iyi bilinen, tanınan bir kişi kendisi. Özellikle Alman edebiyatını okuyanlar, Alman dil eğitimi alanlar Goethe ile ilgili aşağı yukarı her şeyi bilirler. Bizim burada yapacağımız şey tabii ki Goethe'nin felsefesinin tam bir izahatı olmayıp aslında onun sözlerinin kenarına bir derkenar düşmektir. Yani kendi düşüncelerimizi bir dipnot şeklinde onun düşüncelerinin yanında beyan etmeye çalışmış olacağız. Ben burada mikrofon başında kendi düşüncelerimi söylerken sizler de orada kendi düşüncelerinizi söyleyeceksiniz. Ya kendi kendinize yapacaksınız bunu ya da bir arkadaşınızla tartışırken bu sözler üzerine yorumlarınızı yapacaksınız arkadaşlar. Yani bizimkisi bir düşün faaliyeti olacak. Bir bakıma bir beyin fırtınası olacak. Felsefe yolunda yürüyen arkadaşlarımıza bu yolculuklarında bir katkı sunmuş oluyoruz böylece. Şimdi isterseniz izninizle ilk sözümüzle başlayalım. Videomuzun başında söylediğimiz sözle başlayalım. Hangi alanda olursa olsun niteliksiz eylem sonunda tam bir çöküşe yol açar. Evet, çok anlamlı bir söz. Sanırım siz de benim gibi düşünüyorsunuz. Hangi işi yaparsanız yapın, o işi iyi planlamazsanız, nitelikli şekilde düşünmezseniz üstüne, hazırlığınızı iyi yapmazsanız o eylemin sonucu hüsrandır. Aslında bu hem ahlaki bakımdan öyledir, hem de plan program bakımından böyledir. Hazırlanmadığınız hiçbir şey, hemen hemen hiçbir şey iyi olmaz. Ha, çok şanslıysanız hazırlıksız olduğunuz halde bazen iyi geçebilir üstünde çalıştığınız iş ya da şey. Fakat genelde bunun tam tersi olur. Ben daha çok burada Goethe'nin ahlaki anlamda nitelikten bahsettiğini düşünüyorum. Şimdi incelikle düşünmediğiniz işlerde ya da ahlaki anlamda işin sonunu düşünmediğiniz zaman genelde zararlı çıkarsınız, üzülürsünüz. Bu üzüntü sadece size ait olmaz, başkalarını da üzmüş olursunuz. Tıpkı Platon'un dediği gibi hangi işi yaparsanız yapın, o işin başında erdem yoksa, o işin ucunda erdem yoksa arkadaşlar, sonu devamlı çöküş ve hüsran olur. Diyelim ki bir arkadaşınıza bir konuda dürüst olmadınız. Bunu herhangi bir nedenle sakladınız. O arkadaşınız o işin sonunda dürüst olmadığınızı öğrenirse size daha çok kızar. Başta söylediğinize göre daha çok kızacaktır ve belki de o arkadaşınızı kaybedeceksinizdir. Bu nedenle başta her şeyi konuşup, yani karşınızdaki insan üzülecek olsa bile her şeyi konuşup sonunda daha çok üzülmekten ve zarar görmekten iyidir diye düşünüyorum. Düşünmeden yapılan işlerde de bu böyledir. Buna galiba en iyi örneğim iş güvenliği ile ilgili örnekler olacaktır. İş güvenliğini almadan yaptığınız her işte muhakkak zarar görürsünüz ve çoğunlukla can kayıpları da bundan dolayı ortaya çıkmaktadır. Çok küçük hatalardan, mesela baret takmadan inşaatlarda gezenlerin başlarına bir şey düşmesi gibi ya da yüksekte çalışanların kendilerine bir emniyet kemeri takmadan bu emniyet kemerini bir kolona, bir sütuna bağlamadan çalışmaları gibi ve yüksekten düşmelerin bunun sonucunda gerçekleşmesi gibi. Buna benzer birçok örnek var. Ya da işte inşaat yapılan alanın etrafının güvenlikli alan şeklinde çevrilmeyip çocukların o alanlara girmesi ya da yetişkinlerin. Sonra onların başlarına
bir şeyler düşebilmesi falan. Bunlar çok basit hatalar olup aslında büyük yıkımlara yol açmaktadır. Bu niteliksiz eylemlere birçok şey ekleyebiliriz arkadaşlar. Ödevini iyi hazırlayamayıp işte düşük not almak veya sınava iyi çalışmayıp düşük puan almak, yola çıkacakken yolu iyi planlamayıp yolda kaybolmak ya da başına başka şeyler gelmesi. Bunun gibi örnekler ya da işte örnek veriyorum, kendi işim için konuşacak olursam sabahleyin işime erken gitmeyip hazırlığımı yapamayınca en başta başlangıcında sıkıntıya girmem, sıkıntılar yaşamam işimde. Halbuki erken gittiğimde hazırlıklarımı tam yapıp daha iyi başlayabilirim işime. Bu arada işimin ne olduğunu belki de soracak olan arkadaşlar vardır. Sağlık personeliyim. Ben de sabah erken gittiğim vakitler işime iyi hazırlanabiliyorum. Bu yüzden sorun yaşamıyorum. O günüm iyi geçiyor. Ancak diyelim ki geç kaldım. Geç kaldığım zaman iyi hazırlanamadığım için günüm kötü başlayabiliyor. Daha genele yayacak olursak devlet yönetimi için de geçerli. İyi programlanıp sonu iyi düşünülmeden yapılan bütün siyasetler, eylemler, söylenen sözler mutlaka o siyasetçilere geri döner. Yalnız işin ilginci burada bu bedelin büyüğünü siyasetçiler ödemez, genelde halk öder. Halbuki suçun büyüğü tamamıyla yöneticidedir. Yönetici bu sorumluluğu almaz, almak istemez. Çünkü hiç kimse yaptığı eylemler için yargılanmak istemez. Bu günlük hayatta da böyledir, yöneticiler bazında da böyledir. Bu nedenle onlara sorumluluklarını hatırlatmak lazım ve yaptıkları işleri nitelikli yapmaları gerektiğini devamlı belirtmek lazım. Tabii ki bunu yapacak bireyler sorgulayan, soruşturan ve bilinçli olan bireylerdir. Şimdi diğer sözümüze geçelim. Öteden beri düşündüğümüz şeyler düşünmeye değer şeylerdir. Yapmamız gereken onları yeni bir bakış açısıyla düşünmeye devam etmektir. Aslında bizim günlük hayatımızda arada bir aklımıza gelen fakat bize değersizmiş gibi görünen çok düşünce vardır. Bu düşünceler bize bazen manasız gelir, bazen gereksiz gelir. Halbuki onlar üzerinde yeniden bir düşünme faaliyetine giriştiğimiz zaman o düşüncelerimizin ne kadar değerli olduğunu anlarız. Sadece Goethe'nin dediği gibi ona farklı açılardan, o düşüncelere farklı açılardan bakmamız gerekir. Sıra dışı, hiç bakılmamış bir açıdan. Zaten bizi farklı bakış açılarıyla bir konuda düşünmeye sevk edenler olduğu zaman "Aa, sen haklıymışsın, ben bu açıdan hiç düşünmemiştim" deriz. Bu sadece kavramlar için değil, olaylar ve olgular için de geçerli. Farklı bakış açılarına ihtiyacımız var. Çünkü biz bazen önemsemeyebiliriz veya işte üzerinde düşündüğümüz şeyin mahiyetini anlamayabiliriz. Bize bunu başkasının göstermesi gerekir. İşte benim arada bir bahsettiğim bir kavram var, tünel sendromu diye. Bazen bir olayın içindeyken ya da bir düşüncenin içerisindeyken o olayın, o düşüncenin, o olgunun farklı yönlerini kavrayamayız ya da tek düzeliğe kapılırız. Bizi o tek düzelikten veya oraya saplanıp kalmaktan kurtaracak olan şey dışarıdan birinin bakış açısıdır. Yani bizim içinde yaşadığımız gerçekliğin dışından birinin bize bir fikir vermesi gerekir. İşte burada akıl danışmak devreye giriyor. Farklı akıllara danışmak, farklı fikirler almak her zaman yararlıdır bana göre. Bu günlük deneyim ve pratiklerimiz olduğu gibi daha büyük projeler ve işlerde de böyledir. Sizin düşünemediğiniz çok küçük bir şeyi başkası düşünebilir veya büyük bir şeyi başkası düşünebilir, görebilir. Sizin yapamadığınızı yapabilirler. Onlardan yardım almak, onların fikirlerini almak küçülmek demek değildir. Aksine büyüklüktür. Bunu ben günlük hayatta birçok kez deneyimledim. İçinden çıkamadığım durumlarda başkasından destek aldığımda aşabildiğimi gördüm. Bu yüzden farklı fikirlere kulak tıkamamak lazım arkadaşlar. Bu da kulağımıza küpe olmalı. Yine Goethe'nin çok güzel bir sözüyle devam edelim. Bir insan nasıl olup da kendini bilebilir? Düşünmeksizin eyleme geçerek. Yazgılı olduğunu duyumsadığın şeyi yap. Neye değer olduğunu o dakika çözersin. Şimdi benim bu sözden anladığım şu. Naçizane tabii, kendi fikrim yine. Bir insan kendi üstüne refleksif bir düşünme faaliyeti gerçekleştirmedikçe, yani bir öz eleştiri yapmadıkça kendini nasıl bilebilir diye soruyor Goethe. Öyle yani, kendi üstünüze düşünmezseniz, kendi kendinizi eleştirmezseniz, kendinizi bir içsel süreçten, bir düşünme sürecinden geçirmezseniz nasıl kendinizi bilebilirsiniz? Bu tam da işte tasavvuf ehlinin dediği kendi kendini bilmek olgusu. Kendi kendini bilen alemi bilir. İlk önce insanın kendi kendini tanıyıp zaaflarını, işte zayıflıklarını veya üstün yanlarını bilmesi lazım. Ben nasıl bir insanım? Davranışlarım nasıl? Neleri yanlış yapıyorum?
kimlerin kalbini kırıyorum, kimlere iyilik yapabiliyorum, kimlere yapamıyorum, şimdiye kadar neler yaptım, kötü yanlarım nelerdir veya güçlü yanlarım nelerdir, bütün bunların muhasebesini günlük, haftalık, aylık devamlı yapmak lazım. Bunu yaptığınız zaman kendi kendinizi tanımaya başlarsınız ve tıpkı bir pergel gibi bir ayağınız kendi iç dünyanızda, diğeri ise dünyada olmak üzere, evrende olmak üzere uzayıp genişleyip gidersiniz. Bu nedenle insanın geri dönüş yapacağı iradesinin güçlü olması lazım. Bu da dediğim gibi bir öz eleştiri süreciyle meydana geliyor. Yazgılı olduğunu duyumsadığın şeyi yap derken Goethe'nin, insanın kendi kendini tanıması ile ilgili olduğunu düşünüyorum bunu yine. İnsan kendi kendisini tanırsa yazgılı olduğu şeyi de hissetmeye başlar. Bunun bir yürek işi olduğunu düşünüyorum. Yine belki metafizik sorular olacak ama ben bu dünyaya niye geldim, niye varım, varoluş amacım ne, yaşamımın bir anlamı var mı? Bütün bunların sorusunu insan kendisine daha rahat sorabilir. Ve kendisini tanıdığı zaman da arkadaşlar bu cevapları daha kolay verebilir diye düşünüyorum. Ve neye değer olduğunu da o dakika çözersin derken, senin neye değer olduğunu, yani senin varlığınla, yaşamınla, davranışlarınla yaşama ne kadar değer kattığını, bu değerin ne olduğunu veya bu değerin nasıl olabileceğini, hayata nasıl değer katabileceğini, anlam katabileceğini daha iyi çözümlersin. Yani kendine bir amaç edinmiş olursun. Burada Goethe'nin demek istediği şey bu. Kendini tanı ki amacını da iyi bilesin. Amacını da iyi bir şekilde tespit edesin. Tabii ki arkadaşlar, bu da söylediklerim Goethe'nin sözlerine bir yorumdur, bir derkenardır. Nihai sözler değildir veya en doğru sözler değildir. Sizlerin de kendi düşünceleriniz olacaktır bu konuda. Bu düşüncelerinizi benle paylaşabilirsiniz videonun altında yorum olarak. Zaten amacımız bir düşün faaliyeti başlatmak, bir kıvılcım yakmak. Benim amacım da bu düşünce kıvılcımını oluşturmak. Bu videoları hazırlarken ki ana niyetim de bu. Şimdi diğer sözümüze geçelim. Fakat nedir senin yazgılı olduğun şey? Günün ihtiyaç maskesini takmış ıvır zıvırı mı? Bundan önceki sözün devamında söylemiş Goethe bunu. Sormuş, senin yazgılı olduğun şey nedir? Yani bize soruyor birey olarak. Sizin yazgılı olduğunuz, kaderinizde olan amacınız, gayeniz nedir? Günün ihtiyaç maskesini takmış ıvır zıvırı mı? Yani gündelik meşgaller mi? Siz dünyaya bunun için mi geldiniz? Yemek, içmek, gündelik meşgallerle hayatı geçirmek ya da her gün bir yenisi eklenen ihtiyaçlarınızı karşılamak için mi bu dünyadasınız? Sizin gayeniz nedir, amacınız nedir? Niye varsınız? Ben bu sorunun böyle olduğunu düşünüyorum. Yani gündelik hayatı yaşamak için mi? Yani bir oyun gibi bu hayatı yaşamak için mi buradasınız? Neden buradasınız? Bu soruyu soruyor. Benim naçizane kendi cevabım, elbette ki gündelik hayatı yaşamak için, hazlarımı tatmin etmek için bu dünyada olmadığımdır. Tabii ki hazlarımı tatmin edeceğim. Tabii bir insan olarak bedenimi de tatmin etmek zorundayım. İhtiyaçlarımı karşılamak zorundayım. Ama bunlar benim gayem olmamalı. Yani biricik amacım bedenimi doyurmak olmamalı. Benim biricik amacım daha yüce, daha üstün faaliyetler olmalı diye düşünüyorum. Yani ben bu dünyaya bencilce yaşamak için mi geldim? Keyfimi sürmek için mi? İşte evlendim, çocuğum oldu, evim var, arabam var. Hayat keyfime göre mükemmel. Benim dışında kimse umurumda değil. Ben hayatımdan memnunum demek için mi bu dünyadayım? Ve bir gün ölüp gidip hatırlamamak için mi? Elbette ki hayır arkadaşlar. Bu dünyada hepimizin bir varoluş amacı olmalı. Bu amacı sorgulamalıyız. Ve bu amacı iyi belirlemeliyiz ki hüsran olmayalım ve bir gün unutulup gitmeyelim. Tıpkı bizden binlerce yıl önce yaşamış düşünürler, işte sanat insanları, gönül insanları gibi. Biz onları unutmadıysak, onlar sadece işkembesi için, bedeni için yaşamadığı içindir. Bizlere iyi örnek olan hayatlarının tümüne baktığınız zaman bencil değil, diğergam olduklarını görürsünüz. Paylaşımcı insanlardır onlar. Başkaları için yaşamışlardır. Kendilerini bir pergel gibi evrene uzatarak, diğer insanlara uzanarak yaşamışlardır. Yani kendisi tokken komşusunun aç olduğunu bilip hiçbir şey yapmayan insan, bana göre hala hayatın anlamının ne olduğunu çözememiş bir insandır. Düşene uzatılacak bir el olun arkadaşlar. Düşenin elinden tutun. Çünkü bir gün düşen siz de olabilirsiniz. Bunu asla unutmayın. Düşmez kalkmaz bir tanrı var. Bunu iyi idrak edelim ve bu sözü kendimize ilke edinip insanlara elimizden geldiği kadar yardımcı olalım. Sıradaki sözümüze geçiyoruz.
Anlam dünyası, hayatta bizim için neyin gerekli olduğunu anlamaya çalışan, rastlantılara açık olanlar için muhteşem ve ölümsüz bir alandır. Burada Goethe'nin anlam dünyası dediği nedir? Bizim zihnimizdeki kavramlar dünyasıdır ya da kavramların karşılığı olan dünyadır. Biz kavramlara karşılık olarak neler düşünüyoruz? Kavramların altında hangi düşüncelerimizi örgütlüyoruz? Bizim anlam dünyamız budur ve her insanın anlam dünyası ayrıdır arkadaşlar. Benim anlam yüklediğim şeylere siz yüklemeyebilirsiniz. Ya da bir başkasının anlam yüklediğine ben anlam yüklemeyebilirim. Bu bireylere özgüdür. Fakat bir toplumda kültür bu anlam dünyalarını şekillendiren en önemli sahiptir. Yani nedendir? İçinde bulunduğumuz kültürün kavramlarından farklı düşünemeyiz ya da düşünce kalıplarından farklı düşünemeyiz pek. Bunları aşabilmek için tabii ki en önemli şey bol bol okumak, düşünmek, düşünceler sonucu yeni düşünceler ortaya çıkarmak, eleştirel bir bakış açısı edinmek. Tabii insanın anlam dünyasını oluştururken kendisini sınırlandırmaması ya da kalıp yargıların içerisine kendisini sokmaması lazım. Düşüncelerine keskin sınırlar çizmemesi lazım. Hayatı keşfedecek bir şey gibi görmemiz lazım arkadaşlar. Rastlantılara, farklılıklara, sıra dışılıklara açık olmamız lazım. Tabii insan zihni düzensizliği sevmez, öngörülemezliği sevmez. Hepimiz bir düzen, bir sınır isteriz. Hayatımızda olsun, düşüncelerimizde olsun belirsizliği sevmiyoruz. Fakat rastlantılara açık olmak, sıra dışılıklara ya da yeni dünyalara, yeni fikirlere, yeni insanlara açık olmak aslında bizi geliştirir. Zihnimizdeki ne derler, kireçlenmeyi, tıpkı nasıl beden kireçlenmesin diye spor yapıp vücudumuzu şaşırtıyorsak, zihnimizi de zihinsel faaliyetlerle, rastlantılarla ve sıra dışı düşüncelerle devamlı zinde tutmalıyız. Bu bakımdan gezginlerin dünyası çok güzeldir. Hayatı okuyarak değil de gezerek keşfedenler için. Çünkü onlar insanları, dünyaları oldukları yerde keşfederler. Yeni maceralara açıktırlar. Mesela ben bu bakımdan farklı kültürlerden insanlarla tanışmayı çok seviyorum. Özellikle internette farklı insanlarla tanışma olanınız olabiliyor. Çat pat da olsa İngilizceniz varsa o insanlarla konuşmak, tanışmak, onların düşüncelerini dinlemek, öğrenmek çok farklı oluyor ve insanı mutlu ediyor. Ve diyorsun ki ya bak ben böyle bilmiyordum. Çok farklı düşünüyorlarmış. Mesela ben bir dönem yanlış hatırlamıyorsam 2005-2006 yıllarında Estonyalılarla konuşuyordum. Estonyalıların benim düşündüğüm gibi çok dar fikirli olmadığını, aslında bizim çok çok üstümüzde sıra dışı fikirlere sahip insanlar olduklarını gördüm. Buradan baktığınız zaman bize öğretilen nedir? İşte Estonya Doğu bloku ülkesidir. Rusya'nın hegemonyasında kalmıştır. Halbuki konuştuğunuzda hiç öyle değil. Ama tersine bir örnek verin. Mesela bir yanlış hatırlamıyorsam Amerika Teksas'tan biriyle görüşmüştüm. Bizleri mesela kafasında hala fesli insanlardan oluşan geri kalmış bir ülke olarak görüyorlardı. Yani insanları asıl sınırlayan şey bu zihniyetlerdeki ön yargılar, kalıp yargılar. Biz bunları yıkalım ve insanları bu ön yargılar, kalıp yargılar olmadan tanımaya çalışalım. Tamam, bizim için daha zor olacak sıfırdan başlamak. Çünkü kalıp yargılarla düşünmek bizim için kolay oluyor. Biz yine de bunun tersini yapıp sıfırdan tüm dünya insanlarını tanımaya çalışalım. Veya işte Türkiye ölçeğinde düşünecek olursak bölge insanlarını da, çevremizdeki insanları da iyi dinleyip yargılamadan anlamaya çalışalım. Böylece onları daha iyi tanıyıp farklı özelliklerini keşfedebiliriz. Zaten bizim başımıza ne geliyorsa bu ön yargılardan geliyor. Kendi ailelerimize bile önce kardeşlerimize karşı ön yargılı davranmaya başlıyoruz. Onları kısıtlıyoruz, onları anlamadan, dinlemeden yargılıyoruz. Bu bazen anne babanın çocuğuna yaptığı bir şey olabiliyor. Yani bu ön yargılar toplumu parçalayan, dağıtan kalıp yargılar arkadaşlar. Bunlardan kurtulmamız lazım. Daha esnek, İşte Goethe'nin dediği gibi rastlantılara daha açık, yeni düşüncelere daha açık bir zihin ve ruh yapısına sahip olmamız lazım. Bu konuda fikirlerimi böylece beyan ettikten sonra diğer bir sözüne geçiyoruz büyük filozofun. Ne kadar uzun yaşarsam onu görmek bana o kadar keder verecek. Biricikliğinin gerekliliklerini görmezden gelen, kendi belirsizliğini doğaya dayatan, biricikliğini işgal eden o yanlış algılarla donanmış, içindeki esinin tam tersini yapan ve sonuçta aklı tümden çöktüğünde çaresizce her şeyi eline yüzüne bulaştıran bir insan. Goethe'nin bu sözü bir şahıs için söylediğini düşünmüyorum.
ya da bir şahıs bazında belki de aynı şekilde düşünen tüm insanlar için söylemiş. İnsanın kendi kendine sınırlamasından bahsediyor burada. İnsanın kendi içindeki yetkinliği, yüceliği görmemesini, işte kendisine bir gaye edinmemesini ya da her insanda var olan o cevherin fark edilmemesini izah etmeye çalışmış. Hani hep diyoruz ya her insan bir alemdir diye, işte Goethe de ona dikkat çekiyor. Her insan biriciktir fakat bu biriciklik onun içerisindedir. İnsanın onu keşfetmesi, bulması gerekir. İnsan bu biricikliğinin gerekliliklerini görmez. Yani biricikliğinin gerektirdiklerini, o yolda yürümek gerektiğini, o biriciklik, o yücelik için çalışmak gerektiğini görmez. İçindeki o cevherin üstü zamanla örtülür ve insan o cevheri fark etmemeye başlar. O cevher nasıl örtülür? Günlük kaygılarla, streslerle, sadece ihtiyaçların tatminiyle, daha önce işte Goethe'nin sözlerinde olduğu gibi, günlük ıvır zıvırlarla uğraşırken o cevheri görmezden gelir. Böylece yaşam gayesini de kaybeder insan. Ben bunu anlıyorum bu sözden. Bu yanlış algılar nedir? İnsanın yanlış tecrübeler sonucu yanlış edindiği düşüncelerdir. İşe yaradığını düşünüp edindiği bu düşünceler zamanla insanı köreltir belki de. Yine çok basit bir örnek vereyim. Diyelim ki bir iş yerinin patronu var. Bu patron çalışanlarına yüksekten bakmayı, onları hor görmeyi, günlük hayatta tecrübe edip çıktısını aldığı zaman, yani işçilerin emrinden çıkmadığını, onların gözlerini korkuttuğu zaman onları daha kolay yola getirdiğini görünce bunu genelleştirir ve sadece işçilerine değil belki çevresinde birçok insana üstten bakmaya, onları hor görmeye başlar. Böylece aslında o insan insanlığını kaybetmeye başlar. İçindeki cevherin, içindeki iyi tarafın üstünü örtmeye başlar. Fakat o farkına varmaz. Çünkü günlük hayatında tecrübeyle edindiği bu davranış tarzı ona her yerde uygulanınca iyi sonuç verecekmiş gibi gelir. Farkında olmadan aslında o içindeki biricikliği öldürmeye başlar. O yüceliği, o insani tarafı öldürmeye başlar. Ya da başka bir örnek verecek olursak, insan sanatla uğraşmadığında kabalaşmaya, nobranlaşmaya başlıyor ve içindeki o ilhamı, o sıcaklığı, o çocukluğu öldürmeye başlıyor. Zaten baktığınız zaman içindeki hayat sevincini yitiren insanlarda bu ruhsuzluğu görürsünüz, gözlerinden okursunuz. İnsanın o içindeki enerjiyi, o çocukluğu, işte o biricikliği asla kaybetmemesi gerekiyor. O heyecanı daima taşıması gerekiyor. Bunun da yine dediğim gibi sanatla olduğunu düşünüyorum ben. Sanatın ve edebiyatın burada çok etkili olduğunu düşünüyorum. İşte Atatürk'ün de dediği gibi sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Sanat insanları yiceltir ve Goethe'nin dediği gibi içindeki bu esinin kuvvetlenmesini sağlar. Sanatsız kalan milletler bu heyecandan, bu esinden mahrum kalırlar ve içlerindeki yüce tarafı kaybedip günlük kaygılarla, streslerle boğuşup yok olup giderler. Tabii şu da var arkadaşlar, bir insanın sanatla uğraşabilmesi için ilk önce karnının doyması lazım. Karınları doymayan, geçimlerini doğru düzgün sağlayamayan insanlar elbette sanatla uğraşamayacaktır. O yüzden ilk önce refah seviyesinin yükseltilip milli gelirin eşit şekilde tüm topluma dağıtılması lazım. Adalet ve eşitlik ilkesinin gözetilerek herkese hakkının verilmesi lazım arkadaşlar. Döndük dolaştık yine erdemli olmaya, ahlaklı ve adaletli olmaya geldik arkadaşlar. Her yerde karşımıza çıkıyor çünkü. Bir toplum kurulurken ilk önce bu değerlerle kurulur ya da bu değerlerin o topluma yerleşmesi sağlanır. Zaten sonra sırayla domino taşı gibi diğer sahipleri de etkileyecektir. Yani toplum kelebek etkisiyle kendi kendisini düzeltecektir. Bir ahlaklı davranış diğer bir ahlaklı davranışı doğuracaktır. Bir iyi örnek diğer bir iyi örneği doğuracaktır arkadaşlar. Bu nedenle bizler davranışlarımızla ve söylediklerimizle birer örnek olmalıyız. Şimdi sıradaki sözümüz: hilesiz ve gayretkeş ol, kendine kazan ve yükseklerden kendine bir yer beğen, güçlü olanından, etkili ve iyi olanından, ilerlemeci olanından, çok olanından, şefkatli olanından, bireysel olanından, aşk olanından demiş Büyük Üstad. Cümle cümle gidelim isterseniz arkadaşlar. Hilesiz ve gayretkeş ol cümlesinin oldukça açık olduğunu düşünüyorum. Günlük hayatımızda, pratiklerimizde, işlerimizde, düşüncelerimizde elimizden geldiği kadar hilesiz ve çalışkan olalım, gayretkeş olalım, mücadeleci olalım, çalışalım ve emeğimizin karşılığını alalım. Emeğimize hile hurda karıştırmayalım, haram karıştırmayalım. Bunun sonucunda elde edeceğimiz kazanım
bize yükseklerde bir yer verecektir. Yani kendine kazan ve yükseklerden kendine bir yer beğen. Burada Goethe'nin dediği yükseklik maddi anlamda bir yükseklik değil arkadaşlar. Aslında manevi anlamda bir yükseklik. Bir ruh yükseklik, bir ruh yüceliği, bir ruh üstünlüğünden bahsediyor burada. Zaten dikkat edecek olursanız Goethe'nin hemen hemen tüm sözleri bir ruh yüceliğine, bir ruh olgunluğuna işaret ediyor. Maddi bir kaygı yok, maddi bir emel yok. İnsanın yücelere erişmesi, üstün bir ruha sahip olması ve gözünü yükseklere dikmesi manevi anlamda bir yükseklik tabii ki. Devamında ne demiş? Güçlü olanından, etkili ve iyi olanından, güçlü olanından, etkili ve iyi olanından derken yine insanın güçlenmesi, ruhen güçlenmesi, yüksek iradeli bir insan haline gelmesi, iyi bir hale gelmesi. Bu ruh yüksekliği, yani yükseklerdeki yer dediği ruh yüceliği aynı zamanda ilerlemeci bir ruh olacak. Yani insanın devamlı kendisini geliştiren, gelişmeye açık, ilerlemeye açık bir ruh yapısına sahip olması. Çok olanından derken de yine bu ruh yüceliğinin enginliğinden bahsetmiş. Şefkatli olanından derken yine insanın bu ruh yüceliğinin bir parçası şefkatli olması, insanın merhametli olması. Yani insanın tabii ki yücelere erişmesi için en başta bir merhamet duygusuna sahip olması lazım. Merhamet etmeyene zaten merhamet edilmez. Merhametli olmayan da insandan da sayılmaz arkadaşlar. Bireysel olanından, aşk olanından derken yine burada insanın ne olursa olsun kalbinde aşka yer vermesi gerektiği. Yani bu aşk bir insan olabilir, bir canlıya olabilir, daha yüce Tanrı aşkı olabilir. Yani insanın kalbinde aşk olmalıdır. Aşksız kalp ölü kalptir diyor. Yani Goethe bu sözde insana bir hedef vermiş. Bir ruh yüceliği, bir kamil insan olma hedef vermiş aslında. Sıradaki sözümüze geçelim. Her insan eğer varsa kendi rüzgarının etkisine bakmalı. Bu rüzgar onun yolunu yapıyor mu, yıkıyor mu? Kişi hayat yolculuğu boyunca bir adım gerisini gözden kaçırmazsa kendi yolunu aydınlatacak doğrular oluşturabilir kendine. Kendi rüzgarına yoldan çıkıp tekrar yola dönemeyesiye kapılmamalı. İçgüdülerinin zerk olduğu rüzgarın aklında dolaşan kana girmesine izin vermemeli insan. Burada Goethe'nin rüzgar derken kastettiği galiba insanın karakteri ya da davranış şekli. Davranış şeklimiz, karakterimiz veya yaptığımız şeyler bizim rüzgarımız. Bu rüzgarımız yani bizi biz yapan şeyler etrafımızı yapıcı bir şekilde etkiliyor mu yoksa yıkıyor mu, yıkıcı bir etkiye sahip mi? Yani biz bencilce her şeyi ezip geçip talan mı ediyoruz yoksa güzel işler mi yapıyoruz? Yaptıklarımızla dünyaya anlam mı katıyoruz yoksa var olan anlamların gitmesine mi neden oluyoruz? Var olan değerlerin kaybolup gitmesine mi neden oluyoruz? Yapıcı mıyız, yıkıcı mıyız? Bu soruyu sormamız lazım. Hayat yolculuğu boyunca insan bir adım gerisini gözden geçirecek ve kendi yolunu aydınlatacak doğrular oluşturacak. Evet, insan kendisine ilkeler oluşturmalı, bir ilkeler dizgesi oluşturmalı ki buna göre hareket etsin. Ve ne zaman yalpalayıp düşse veya ihtiyacı olsa geri dönüp bu ilkelere bakmalı. Yani sırtını kalın bir ilkeler duvarına yaslamalı. Bu ilkelere yasladığımız zaman hata yapma oranımız düşer. Aslında çok büyük hatalar ya da çok büyük yanlışlar çok küçük yanlışlardan veya ihmallerden ortaya çıkmaktadır zincirleme şekilde. Bu ihmaller de insanların düşünüş şekillerinden ya da ilkesizliğinden kaynaklanmaktadır. İlkeli insanlar, kurallı insanlar bu işte hata oranlarını düşürüp daha büyük yanlışların daha baştan engellenmesini sağlarlar. Örnek verelim yine günlük hayattan. Ben asla alkollü araba kullanmam diyen bir insan böylece alkollü araç kullanarak yapabileceği tüm hatalardan veya sebep olabileceği tüm kazalardan insanları korumuş olur. Buna karşılık ya ben alkol de alsam kaza yapmam diyen tipler eninde sonunda alkol yüzünden bir kaza yaparlar ve bu basit düşünüş hatası yüzünden büyük hatalara, can kayıplarına, kazalara sebebiyet verirler. Dediğimiz gibi bu da ilkel olmakla alakalı. Yine günlük hayattan ben asla harama bakmam, asla başka insana bakmam diyen bir insan daha baştan başkasının malına, canına ve namusuna kastetmekten kendisini alıkoymuş olur.
bu basit ilkeyle, aslında bir cümlelik ilkeyle bir kötülüğün doğmasını engeller. Düşünün, bu ilkeyi hemen hemen tüm insanların edindiğini, suç oranlarının ne kadar düşeceğini düşünün. Haberlerde gördüğümüz o saçma sapan ölümlerin ne kadar azalacağını düşünün arkadaşlar. Dediğimiz gibi ilkeli davranmak ve bir ilkeler dizgesine sırtını dayamak insanın hatalı davranışlar yapmasını daha ilk baştan önleyici etkiye sahiptir. Devamında ne var? Kendi rüzgarına, yoldan çıkıp tekrar yola dönemeyesiye kapılmamalı. Yani hayatta açılın, bazı eylemlere girişin. Yalnız bu eylemlere giriştiğiniz zaman yine de tekrar bir geri dönüş yapıp ilkelerinizden kopmayın. O ilkelere devamlı dönün, onlara göz atın ve onlar devamlı sizin aklınızın kenarında olsun. İçgüdülerinin zerk olduğu rüzgarın aklında dolaşan kana girmesine izin vermemeli insan. İçgüdüleriyle sarbaş dolaş olmuş, iç içe olmuş bir rüzgara kendini kaptırıp bu ilkeleri görmezden gelerek sakın kanının sulanmasına, kanının bununla kaynamasına izin verme. Temkinli ol ve ayağını yere sağlam bas. Dediğimiz gibi bu rüzgara kendini kaptırıp hatalara ve günahlara dalma. Bir geriye dön ve devamlı kendini olmayacak yanlış işlerden döndür. İlkelerini göz at. O ilkelerin dışına çıkmamaya çalış. Yani Goethe diyor ki bir rüzgarın peşinden git, ama bu rüzgarın peşine giderken arada bir geriye dönüş yapıp ilkelerine devamlı riayet et. Büyük sanat ve düşün adamı Goethe'nin sözleri üzerine düşüncelerimi beyan ettiğim ilk videomu tamamlamış bulunuyorum. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Umarım bir düşün hareketi sağlar. Umarım bir kıvılcım çakar zihinlerde. Sizlere katkım olduysa ne mutlu bana derim. Eğer bu videomu beğenirseniz, bundan sonra da yine Goethe'nin özdeyişleri üzerine Derkenar serisini ya da Düşünceler serisini devam ettirmeyi istiyorum. Aslında bütün bu düşünürler bahane. Amacımız o düşünürlerin sözleri üzerinden kendi kendimizi değerlendirmek, kendi düşüncelerimizi gözden geçirmek. Yani bir zihinsel faaliyette bulunmak. Çünkü bizim toplum olarak da en çok ihtiyacımız olan şey refleksif düşünce. Yani bir içsel düşünce geleneği, bir öz eleştiri geleneği oluşturmak ve bunun tüm toplum üyelerinde bir alışkanlık haline gelmesini sağlamak. Keşke yöneticilerimiz de, bizleri yönetenler de bu düşünce geleneğine sahip olsalar, bu öz eleştiri yeteneğine sahip olsalar. Bunu çok isterdim çünkü en çok onların ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bizim bugün daha da fazla düşünen, kendini eleştiren, sorgulayan ve en önemlisi bence düşündüğüyle eyleyen bireylere ihtiyacımız var. Umarım bir gün tüm Türkiye'nin daha fazla düşünen insanlardan oluşan ve düşündüğüyle eyleyen, çelişmeyen insanlardan oluşan bir ülke olması nasip olur. Şimdilik sağlıcakla ve felsefeyle kalın dostlar.